korkma diye başlar bizim marşımız. Çanakkale'de o korkusuzluğun, korkmayanların olduğu topraklar, Çanakkale'deyiz. Çanakkale ruhu diyoruz ya, işte o ruh cesaretin ruhu, korkmayanların yattığı yer. Çanakkale'deyiz. Evet, burası aynı zamanda İngilizlerin kibrinin tarihe gömüldüğü yer. Lord Fisher öyle demişti. Bu Çanakkale bize mezar olacak. Aynen mezar oldu. Sadece İngilizler peşlerini taktığı altın milletle birlikte bu Çanakkale'de mezarlara gömülmediler. Aynı zamanda onların kibirleri de bu topraklara gömüldü. Elini kolunu sallayarak Çanakkale'yi geçebileceklerini zannettiler. Ama olmadı. Yiğitler vardı burada. Korkmayanlar vardı, cesurlar vardı, Allah'a sığınanlar vardı. 3 kişiyle yüzlerce kişiye direndiler. 63 kişiyle binlerce kişiye direndiler. 1000 kişiyle 15.000 kişiyi 32 saat boyunca durduran yiğitlerdi onlar. Nice yiğitler. Bazılarının adını biliyoruz ama yüz binlercesinin adını bilmiyoruz. Oz, hepsi gönüllerimizde, hepsi bizimle. Onları hissediyoruz, onları dinleyeceğiz. Evet, onlardan duyduklarımızı aktarmaya gayret edeceğiz. Bazılarını sizlerle paylaşacağız. Korkmayanların diyarına hoş geldiniz. Buyurun. Evet, dedik ya korkmayanlar, nice yiğitler, isimsiz kahramanlar, işte temsili görüyorsunuz. Ve isim olarak en çok bildiğimiz Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal, o da buradaydı, Çanakkale'deydi ve dedi ki ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. İşte onun peşinden giden yiğitler de ölüme koştular. Süngülerini taktılar ve ölüme koştular. İşte bunu anlayamayız. Bu nasıl bir duygu? Bu nasıl bir ölümle buluşma? Bu nasıl bir aşk? Ne biz şu an yeterince anlayabiliyoruz? Dünya zaten bunu anlayamadı. Allah yolunda şehit olanlara ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler fakat siz anlayamazsınız. Buraya gelince zaten o ruhu hissediyorsunuz. Onların yaşadıklarını hissediyorsunuz. Dedik ya başta, abide anlatın da. Evet, onları dinleyeceğiz diye, duyacağız diye, sizlerle paylaşacağız. Aynen öyle. Burada o ruh hala var, hissedebilene. Evet, bizler onların torunları olarak da zaten hissettiğimiz için buraya akıyoruz. Bakın etrafta insanlar. Buraya geliyorlar ve o ruhu hissediyorlar, tadıyorlar. Ruhları şad olsun hepsinin. Bize bıraktıkları bir vatan var. Bizler o vatanın üzerinde yaşıyoruz şu an. Onlara ne desek, ne söylesek, ne dilesek bilmiyoruz tabii. Borcumuzu, teşekkürümüzü nasıl ödeyeceğiz? Bize bu vatanı bırakmak için adeta ölüme koştular, ölüme yürüdüler. Şu anda yapabileceğimiz ellerimizi açmak ve onlara dua etmek.